Kıymetli dostlarım merhaba. Elimde bir son dakika bilgisi var. Elde ettiğim kulis bilgilerine göre MHP Mersin'deki yol haritasını çizdi. Bugün de açıklanmasını bekliyorum açıkçası. Bu son dakika bilgisini açıklanmadan önce ben açıklamak istedim. Bu yüzden alelacele bu videoyu burada çekiyorum. Değerli dostlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ni biliyorsunuz sadece iki yerde büyükşehir için aday çıkaracak. Birisi Manisa, orada mevcut başkanla devam edecekler. Diğeri de Mersin. Bu yüzden Mersin geneli kesinlikle kazanacak ve halkın teveccüh gösterdiği adaylarla yol almak istedikleri için bir çalışma yapmışlar. Ve birkaç gün önce mevcut il başkanı Sayın Serdar Soydan Bey'i Ankara'ya çağırmışlar. Aldığım kulis bilgilerine göre değerli dostlarım, bugün öğlenden sonra Büyükşehir Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Serdar Soydan'ın açıklanmasını bekliyorum. Ve aynı keza aynı hassasiyet ile Tarsus adayını da belirlediklerini düşünüyorum. Ve Tarsus'ta da kesinlikle halkın teveccüh gösterdiği, temayül yoklamalarında rağbet gören kişiyle, en genç adayla, muhtemelen Tolga Aslan'la devam etme kararı alacaklar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye geneli elinde iki belediye var. Birisi Mersin Büyükşehir, diğeri de Manisa Belediyesi. Manisa Büyükşehir değil biliyorsunuz ama Mersin Büyükşehir Belediyesi. Ve burada kesinlikle halkın teveccüh gösterdiği adaylarla ilerlemek istiyorlar. İşi riske atmak istemiyorlar. Ve Büyükşehir Belediyesi için, Mersin Büyükşehir Belediyesi için mevcut il başkanı Sayın Serdar Soydan, Tarsus için de yüksek ihtimal, tahminlerim, edindiğim kulis bilgilerine göre Tolga Aslan'a görev verilecek. Ve ben bunun bugün açıklanmasını bekliyorum. Yeni gelişmeler olur ise değerli dostlarım, size bu konuda hakkında da yeni videolar çekeceğim. CHP kanadında da Mersin Büyükşehir için resmi açıklama her ne kadar gelmemiş de olsa, Vahap Seçer ile Yenişehir'de de Abdullah Özyiğit Bey ile devam edeceğini söylemiştim. Yeni gelişmeler olduğunda yeni videolarla sizleri bilgilendireceğim. Siz takipte kalmaya devam edin.